Ula bu akçabat köftesinin Tebriz köftesinden ne farkı var da? O daha böyle bir şey değil. Peki o zaman ona niye Tebriz köftesi değiller? Ula Nurullah! Ula gel bakayım. Buyur usta. Çık bak bakayım Tebriz köftesi nasıl yapılıyor. İyi bak tamam mı? Tamam usta. Balam koy bak. Bu haşlanmış mercimek, bu haşlanmış pirincidir. Bunlar da sebzemini. Patates. He patates. Ne ettik? Bunları güzelce haşladık. Kıymaharda? Ha burada. Şimdi başlayak. Önce küftemizi edek. Haşlanmış mercimeği koyak. Güzelce yoğurak. Haşlanmış patates koyak. Haşlanmış pirincimizi koyak. Güzelce karak. Şimdi tencereye soğanı koy kavur. Hemen usta. Külçelere su serpmişem. Pembeleşince yağdan ayır. Başka kaba koy. Ceviz içine ekleyelim. Şimdi maydanozu ekleyek. Şey yer ustam. He balam. Bu Tebriz köftenin içine azıcık safran ve sarı kök eklesek. Rayyaz daha mı güzel olur sence? Baharatların dilinden anlayan sensin balam. Şimdi yumurtamızı da kırak. İyice karıştırıyorum. Külçelere su serpmişem. Haydi, yar gelende toz olmasın. Yar gelende toz olmasın. Şimdi küftemizi hazırlayak. Tamam. Kaynadı mı ustam? İç malzemelerini de koyalım. Evet. Top haline getirdikten sonra ortasını güzelce oyuyoruz. Balam. Yumurtamızı yerine koyak. Haşlanmış erik. Haşlanmış kayısı koyuyoruz ve kapatıyoruz. Evet. Ustam, ben tamam. Şimdi safranla sarı köke ekliyorum. Oh, mis gibi de koktu. Su kaynadı mı? Kaynadı ustam. Şimdi küftelerimizi haşlayalım. Aferin. Aferin. Çok güzel görünüyor. Güzel. Çok güzel. Yalan yoktur. Harcı benden, tuzu, biberi, baharatı, habu uşaktan. Elin ölçüsüne maşallah. Aferin. Aferin. Oo. Ha bu da akçabat köftesi. Tebriz köftesinden daha güzeldi, ben yaptım. Boy bak, bu küfte içlidir. Hadi çabuk olun. Uşağım ben bu akçabat diyorum, sen içlidir diyorsun. Tebriz köftesi bak böyle içlidir. Ula Nurullah, çalabıya bak. Ula sen bana niye demedin bunların köftesi içlidir diye. Sarımsağı eksik olmuş. Nasıl? 3 tane sarımsak katmışsın. 6 olsaydı daha iyi olurdu. Ne der?
Ulan Nurullah, kaçma, yalabıya bak he. Kaçma ulan, çabuk gel buraya.